Evet, merhabalar. Şöyle bir soluklandıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden derken bir ileriden, bir geriden, bir sonlardan. Oh, gelmemiştim yine bir süredir. Ne kadar süredir? İşte bir haftası falan belki gelmedim. Yine bu çok sevdiğim ağacımın altına geldim. Bugün cumartesi, hafta sonu. Yol çok kalabalık, çok geçen oluyor. Hava güzel, yani akşamüstü serinlik, bulutlar çok güzel. Mesela şöyle bulutlar. Ondan sonra burada bomboş burası. Çok güzel her şey. Şimdi çok sıcak ya. Bugün kaç? Temmuz'du, 5 mi 6 mı bugün? Hava çok sıcak ya. Gündüz inanılmaz derecede sıcak. Akşam oh çok güzel serin, hafif de esiyor, serin serin. Şimdi Aykut Oğut'un Evrenden Torpilim Var kitabından anın içinde kalmak kısmını okuyacağım size. Ondan sonra bu kitaba biraz ara vereceğiz. Çünkü bitirdim ben. Yeğenime vereceğim. Yeğenim okuyacak. Ondan sonra bir arkadaşıma vereceğim. Sırada o var. O okuyacak. Ondan sonra alacağım. Tekrardan içinden birkaç tane bölüm okuruz. O arada da başka kitap sivrisinek. Başka kitaplardan okuyacağız o arada. Anın içinde kalmak. Al işte bir gavur icadı daha. Anı yaşayın. Anın içinde düşüncesizce kalın. Om. Bu gibi cümleleri ilk duyduğumda anın içinde kalmak benim için bitki gibi yaşamaktan hiç farklı değildi. Niye düşüncesiz durayım? Niye anda kalayım? Sırf bu anda durursam kirayı ödeme anı geldiğinde nerede duracağım? Ev sahibim nerede duracağı, parantez, ev sahibimin nerede duracağı gün gibi aşikar. Acaba bu ay arada araba taksitimi anla ödesem olur mu? Beni anlayışla karşılar mı? Bütün bu soruları sordum ama inatla geçmişi ve özellikle geleceği düşünerek yaşadım. Sonunda bir gün anda kalmak ile, bak bu cümle çok önemli, zaten bu cümle her şeyi açıklayan. Sonunda bir gün anda kalmak ile geçmişi düşünmenin, geleceği planlamanın ayrı şeyler olduğunu fark ettim. Gelin önce anda durmanın ne demek olduğunu bir inceleyelim. Sonra da araba taksitlerini ödemenize nasıl yardım edeceğini anlatayım. Anda durmak, ne geçmişi düşünmek ne de geleceği manipüle etmeye çalışmaktır. Dikkatinizi çekerim. Planlamak değil, manipüle etmek dedim. Bir önceki bölümde size genel hatlarıyla egoyu ve sizin yaşamanıza neler getirdiğini anlatmıştım. Sadece ego geçmişte ve gelecekte yaşar. Bu durumda, yani anda durabildiğinizde ego otomatikman devre dışı kalır çünkü ego anda var olamaz. Egonuzun sizi ikna etme taktikleri her zaman geçmiş ya da gelecek endekslidir. Hatta gelecek ya da geçmiş 10 dakika öncesi veya 1 dakika sonrası bile olabilir. Aylar, yıllar gibi zaman aralıklarına hiç gerek yok. Gelin şu tanıdık cümlelere bir göz atalım. Yok kız, arama olanı. Sonra çok şımartırsın. Ne zaman şımartıyoruz? Gelecekte. Eşittir ego. Ben şimdi patronuma bunu söylersem çok kızar. Ne zaman kızacak patron? Gelecekte. Eşittir ego. Geçen ilişkimde de aynı şey oldu. Bu da bırakıp gidecek. Ne zamana endeksliyiz? Geçmişe. Eşittir ego. Ay sen beni hiç anlamıyorsun. Ne zaman anlamadın? Geçmişte. Ne zaman anlamayacaksın? Gelecekte. Hem geçmiş hem gelecek, namı diğer geniş zaman eşittir ego. Şöyle düzgün bir adam bulsan, sayfayı çevirirken komple kapandı, kayboldu. Bu arada sayfayı ben bulurken kolumu dinlendireyim, şöyle biraz bulutlara, bisikletime bulutlara. 72. sayfaydı, hemen açıyorum. Hemen 73'e geçiyoruz. Evet, ha 73 bitmiş hatta. Evet, 74. sayfadan devam. Ne zaman düzgün bir adam bulamadınız? Geçmişte. Eşittir ego. Bir daha seninle asla yemeğe gitmeyeceğim. Yine burnundan getirdin. Ne zamanki yemekleri düşünüyoruz? Gelecekteki. Eşittir ego. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bugüne kadar benim neler yaptığımı, kimlerle tanıştığımı biliyor musun? Hangi zamanı masaya yatırıyoruz? Geçmişi. Eşittir ego. Hayat böyle işte. Zor valla. Hayatın zor olduğunun göstergesi nerede? Geçmişte. Eşittir ego. Bunun gibi binlerce cümle eklenebilir.
Anı yaşayamadığınız, geçmişte, gelecekte ya da aynı anda ikisinde olduğunuz her an egonuzdan etkilendiğinize göre ve ego sadece korkuyla var olabildiğine göre, anda durmadığınız her saniye korku sizin dominant duygunuz olur. Dominant duygunuzdur. Ego sadece korku ile var olabilir. Gelin hemen anın içinde olmayıp ego vasıtasıyla geçmişe ya da geleceğe odaklandığınızda korkunun nasıl dominant duygu olduğunu birlikte görelim. Şimdi aynı cümleleri tekrar yazıyorum. Ah, kulağım nasıl kaşındı. Küçük küçük böcekler şeyler. Şimdi aynı cümleleri tekrar yazıyorum. Yok kız, arama olanı, sonra çok şımartırsın. Şımartırsan tepene çıkar ve huzurun kaçar korkusu. Ben şimdi patronuma bunu söylersem çok kızar. Patron kızarsa işten atılabilirim ya da herkesin önünde rezil olurum korkusu. Geçen ilişkimde de aynı şey oldu. Bu da bırakıp gidecek. İlişki biterse terk edilirsem korkusu. Ay sen beni hiç anlamıyorsun. Beni anlamazsan bu ilişkiyi sürdürmenin hiçbir anlamı kalmaz ve ayrılmak zorunda kalırız korkusu. Düzgün bir adam bulsan, düzgün bir adam bulamazsan evde kalırsın. Seni koruyacak, kollayacak biri olmaz. Muhtaç duruma düşersin korkusu. Bir daha seninle asla yemeğe gitmeyeceğim. Yine burnumdan getirdin. Güzel bir yemeğim senin yüzünden mahvoldu. Yine mahvolabilir korkusu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim hayatımın kişiliği... Ah bakın bu paragraf. Şurada 4 satırlık, 3,5 satırlık bir paragraf. Harika bir açıklama. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim hayatımın, kişiliğimin bütün değeri etrafımda olanlar ve sahip olduğum mal mülkle orantılı. Eğer sen bunları anlamıyorsan, senin gözünde ben bir hiçim demektir. Hiç kimse olamama korkusu. Hayat böyle işte. Ya şu valla şu sen benim kim olduğumu biliyor musun kısmı hakikaten çok güzel açıklamış ya Aykut Oğut. Hayat böyle işte, zor valla. Eğer hayat zor değilse işlerini yoluna koyamayan tek salak benim. Yani ben başarısızın tekiyim. Başarısızım demektir. Ben salak olmalıyım korkusu. Bu cümleler özenle sırf dediklerimi ispatlamak için seçilmiş cümleler değil. Günlük hayatta sıkça duyduğum cümlelerden rastgele seçtim bunları, diyor Aykut Oğut. Kurulan formül hiç yanılmaz. İsterseniz kendi cümleleriniz üzerinde siz de uygulayın. Evet, kitaba devam edeceğiz. Çok güzel kitap hakikaten. Daha fazla, yani çok uzun, bu kitap okumalarını çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü hani sıkılabilirsiniz. Kısa kısa okuyayım. Kısa kısa ama bol bol okuyayım. Öyle sıkılabilirsiniz. Oh, şöyle ayaklarımı göstereyim. Ay 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 ay. Oy 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 oy. Oy oy oy. Batıyor, çok güzel batıyor. Ben de şöyle sürüyerek şey yapıyorum. Ah çok güzel ya. Şöyle bir etrafımda döneyim. Evet. Şöyle. Konuşacak çok fazla bugün. Bugün akvaryumumu temizledim. Ama var ya. Fotoğrafını tabii çektim. Yemyeşil. Yosundan yemyeşil. Su öyle o kadar kirli değil ama güneş alıyor. Terasa çıkarmıştık. Çok güneş alıyor. Ne kadar temizlesen de 2 gün sonra yemyeşil. Çünkü güneşten yosunlanıyor. Tekrar bir onu şey yaptım. Boşalttım. Balıkları leğene koydum. Şu an balıklar leğende. Tam zamanında yapmışım. Tam zamanında yıkamışım. Sular kesildi. Yıkadım. Soktum banyoya. Köpük köpük cifle mifle yıkadım. Yerine koydum. Balıklar bu gece leğende duracak. Yarın sular geldiği zaman dolduracağım. Hatta balıklar 2 gün leğende kalabilir. Sonra akvaryumu dolduracağım. Böyle bir güzel çalıştıracağım motor. Havalandırmasını. Ondan sonra koyacağım. Şimdi öyle çok yosunlanmayacak. Hani boş muhabbet olarak da bunu yapayım. Genelde çok konuşuyorum böyle kitap okuma faslarında. Bugün vallahi aklıma bir şey gelmedi. Biraz yorgunum. O zaman bu kitabı tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitap okuma faslımızda çok güzel bir kitap var. Hayat değiştiren 1001 söz. Çok ünlü kişilerin, ünlü düşünürlerin, büyük insanların, büyük adamların sözleri, kısa kısa cümleleri çok güzel. Başarıyla ilgili, korkuyla alakalı, çalışmakla ilgili, kişisellikle alakalı. Oturacağız burada. Bir sayfa, iki sayfa okuyacağız işte. Cümle işte falanca kişi, cümle falanca kişi, kısa kısa böyle.
çok akıcı olacak. Bu o kitabı baştan sona okumayı düşünüyorum. Öyle, o zaman görüşmek üzere. Ben de gideyim. Şöyle o zaman. Silüete düştüm mü az önce bilmiyorum, düşmüş olabilirim. O zaman yine her zamanki gibi, her zamanki gibi derken son zamanlardaki gibi şöyle bulutla güneşle bitirelim. Görüşürüz.